Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlüğü haberlerimizde görüşmelerini kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada buluvatkan kün tertibdeki haberlerini huzurunuza sunuşturuşumuz. Qanamızda da qıtanlar ekranımız bolsun. Amerika Xitayının 14 şirketini qara tizimlikke kirgizdi. Fransiya Xalqaro radiosining 9-nji iyuldagi xabarida bildirilishicha, Amerika Sharqiy Turkistonda kishilik huquqi daxli ta'rif qilish qilmishlari sababli Xitoyning 14 shirkatini qora tizimlikka kirgizdi. Xabarda qayd qilinishicha, Amerika Savdo ministri Gina Raimondo juma kuni axborot e'lon qilib, Amerikaning tashqi siyosiy va davlat bexatarlik manfaatiga ziyon yetkazish faoliyatlariga qatnashish yoki qatnashish ehtimolligi bo'lgan 34 sanoat shirkati va o'rinni qora tizimlikka kirgizganligini e'lon qildi. Bildirilishicha bu qatim qora tizimlikka kirgizilgan shirkat va organni qo'shganda qora tizimlikka kirgizilgan Xitoyning shirkat va organlari jami 43 ga yetgan. Bu qatimqa 34 shirkatning ichida Xitoyning 14 shirkat va organi bo'lib, ular Sharqiy Turkistonda Uyg'ur, Qozoq va boshqa yerlik millatlarni bostirish qilmishi, keng ko'lamli tutib turish, millatlarni yuqori texnikalik nazorat qilishga chetishlik ekan. Xitoyning bu organlari yana Xitoyning irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatiga chetildi ekan. Amerika Savdo ministerligi yaqinda yana Xitoyning harbiy jihatdagi zamonaviylashtirish turlarini bevosita qo'llaydigan 5 o'rinni qora tizimlikka kirgizishni planlagan bo'lib, Xitoyning mazkur o'rinlari lazer nur bilan jang qilish va boshqarish tizimisi bilan munosabatli ekan. Markaziy axborot agentligining xabarida federatsiya tizimlash jadvaliga qaraganda, Sharqiy Turkistonda kishilik huquqi daxli ta'rif qildi deb gumon qilingan Xitoy shirkatlari va o'rinlarining tizimligida Xitoyning elektronlik ilm-fan tadqiqot o'rni Xinjiang Lianhai Chuangzhi Uchur Texnikisi, Liang Texnikisi, Xinjiang Tangli Texnikisi va Shenzhen Pan Texniki Tadqiqot Uchur Texnikisi, Xinjiang Shilin Uchur Texnikisi, Beijing Geling Shintong Uchur Texnikisi, Shenzhen Shahri Huang Taiji Texnikisi va Chengdu Shivu Shinan Aqli Iqtidar Sistemasi qatorliq 14 shirkat bor ekan. Uningdan boshqa Wuhan Raikus Talaliq Lazer Nur Texnikisi eksportni kontrol qilish qoidasiga xiloflik qilganligi Amerikadan kelgan mahsulotlarni ruxsatsiz harbiy maqsadda sotib olishga uringanligi sababli bu tizimlikka kirgizilgan. Xitoy Afg'onistondagi puxralarni jiddiy tarqoqlashtirdi. Amerika ovozining bugungi xabarida bildirilishicha, Amerika askarlari Afg'onistondan ayrilishga boshlagan bir paytda Xitoy Afg'onistondagi puxralarni jiddiy tarqoqlashtirgan. Xabarda qayd qilinishicha, Amerika va Shimoliy Atlantika aktiv tashkiloti qismlari Afg'onistondan chekinib, Afg'onistonning bexatarlik vaziyat ahvoli yomonlashgan. Xitoy 2 iyul maxsus aeroplan avatib, Afg'onistonda ishlayotgan 210 Xitoy puxrasini Afg'onistondan chekindirgan. Bildirilishicha, Xitoy shirkatlari o'tgan 20 yilda Afg'onistonning kon va ul aslahalariga ko'plab mablag' solgan. Nurg'un Xitoy puxralari Xitoy hudigarlariga ayg'ishib, Afg'onistonda ishlashga boshlagan. Amerika va Shimoliy Atlantik aktiv tashkiloti askarlarining Afg'onistondan chekinib chiqishiga ergashib, Talibanlar qisman shaharlarni qo'rshashga boshlagan. Navbatda Xitoyning Afg'onistonga mablag' solgan mol-mulklari xatar ostida qolgan bo'lib, hatto Xitoy puxralarining hayotiga kafolat qilg'ili bo'lmaydigan holatga yetgan. Xitoy tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Wang Wenbin 9 iyul o'tkazilgan qarorlik muxbirlarini kutib olish yig'inida Xitoy va Rossiya boshchiligidagi Shanghay hamkorlik tashkilotining kelar hafta bir yerga jam bo'lib, Afg'onistonning bexatarligini qanday qo'g'dash masalasini muzokara qilayotganligini aytdi. Bildirilishicha, Amerika va Shimoliy Atlantik aktiv tashkiloti chekinishga boshlagan bir paytda Talibanlar Afg'oniston hukumat qismiga qaratilgan ajallik hujumni kuchaytirgan. Afg'oniston bexatarlik xodimlari va musafirlar chegaradan o'tib Tojikistonga qochib ketgan. Afg'onistonning bu xil vaziyat ahvolidan Xitoy, Rossiya va Afg'onistonga qo'shni davlatlar ansirashga boshlagan. Rossiya tashqi ishlar ministerligi juma kuni Afg'onistondagi to'qunish qatnashgan har qaysi taraflarni o'zini tutib olishga chaqirdi. Rossiya va Rossiya boshchiligidagi kollektiv bexatarlik shartnomasi tashkiloti zarur tepilganda hal qilg'uch tadbir qo'llanib, chegara rayonidagi to'qunishning oldini olish kerakligini bildirdi. Taliban vakillari o'miki juma kuni o'tkazilgan muxbirlarni kutib olish yig'inida Talibanlarning asosiy millatlarning huquqiga hurmat qildiganligini, barliq Afg'oniston fuqarolarining islom qonuni va Afg'oniston xalqining an'anasi bo'yicha yaxshi ma'rif huquqidan bahramand bo'lishi kerakligini o'tirg'i qo'ydi. Taliban vakillari o'mikining amaldori Dirava bayonotida biz Afg'oniston jamiyatidagi barliq vakillarining Afg'oniston davlatining qurilishiga qatnashishini umid qilamiz dedi.
ailesinden mecburi ayrılgan Uygur perzentleri solanan yataklık mekteplerinin sahnenin köpeygelliği aşkarılandı. Avrupa Haberleri Toru'nun 9. İyul'daki haberde bildirilişe, Şarkı Türkistan'daki ailesinden mecburi ayrılgan Uygur perzentleri solanan yataklık mekteplerinin sahnenin köpeygelliği aşkarılandı. Xabarda qeyd qilinishicha, Markaziy Kaliforniyaga joylashgan ommaviy tashkilot Rand har xil sun'iy hamroh suratlarini tahlil qilish orqali Sharq Turkistonning Xotan viloyati Keriya naisida yangidan salingan 55 yotoqlik maktab borligini bayqagan. Bildirilishicha, ota-onasi yig'ilish lagerga solinib, tirik yetim bo'lib qolgan kichik bolalarni solash maqsadida qurilgan bu yotoqlik maktablar 2017 yili qurilishga boshlangan bo'lib, bu dal Xitoy Sharq Turkistonda jazo lageri ta'sis qilishga boshlangan vaqtga to'g'ri keldi ekan. G'arb tadqiqotchilarining bildirishicha, yangidan salingan yotoqlik maktablar Xitoyning Uyg'ur farzandlarini yig'ib olish orqali Uyg'ur oilalarini parchalash siyosatining bir qismi ekan. Yangidan bayqalgan yetimxonalarning ko'pinchisi 2017 yili 6 oy ichida salingan bo'lib, qurilish shakli bir-biriga o'xshaydi ekan. Mazkur qurilishlarning ba'zilari yana 2019 yili qurilishga boshlangan. Xabarda oshkorlanishicha, yetimxonalar yoki yotoqlik maktablarining tashqi shakli bir-biriga nihoyatda o'xshib ketadi ekan. Bu ahval quruluşlarının ya ki bir şirket tarafından selinganlıqı, ya ki oxşaş quruluş planının birden köp şirketki hüddüge berilgenlikke dek paketini körüstüp berediken. İgilinişçe baykalgan binalarının köpünçisinin uzunluğu 35 metr, kenglikke 15-20 metr etrafı deyken. İlgirki binalarının uzunluğu 50 metr, kenglikke 15-20 metr ikkenlikke bildirilgen. Barlıq binalarının ortak alahidilike bolsa, ular igiz, bihatar tamlar bilen korşalgan, hem de birlik kirişi şike barken. Ma'lum bo'lishicha 2018 yili 7-oy va 8-oy aylarda Xitoy doirlarining Xotanda 9 yerda yotoqlik maktab qurib, uningga 5000 Uyg'ur farzandining solanganligi oshkorlangan edi. Keyin salingan maktablarning har biriga 100 bola sig'adigan qilib loyihalangan. Torontodan Kanada poytaxti Ottavaga qarab marafonchi yurish davom qilmoqda. Kanada Sharq Turkiston jamiyatining hay'at a'zosi Bilal Malik Uyg'ur afandining Kanadaning Toronto shahridan Kanada poytaxti Ottavaga qarab marafonchi yurish harakati boshlanganiga bugun 6 kun bo'ldi. Marafonchi yurish harakati Kanada Kengash palatasida Xitoyning Sharq Turkistonda ijro qilayotgan bostirish, ziyonkashlik qilish qilmishlarini irqiy qirg'inchilik deb atash masalasidagi qaror loyihasining rad qilinganligiga norozilik bildirish uchun boshlangan bo'lib, Kanada hükümetinin Uyghur meselesindeki kararsızlığı Kanada'da yaşayotgan Uyghurlarının narazılığını kozgan. Bu hareketini Kanada Şarkı Türkistan Cemiyeti'nin hayat azası Bilal Malik Uyghur Efendi başlayan bulup, o Facebook'taki şahsi hesabıda yol boyudaki her bir şehir yazılardan nakmaydan tarıqtıp, özünün nagi gelgenlikini bildirip durmaqta. O 9. İyul Kanada vaxtı kez saat 6:20'lerde Kanada'nın Belleville şehirge yetip gelgenlikini bildirgen idi. Ma'lum bo'lishicha, Bilal Malik Uyg'ur afandi boshlagan 15 kunlik marafonchi yurish harakati tamomlandigan 19 iyul kuni Kanada Sharq Turkiston jamiyatining yetakchiligida Ottavada cho'ng ko'lamlik namoyish belgilangan. Namoyishda Xitoyning Sharq Turkistonda ijro qilayotgan terror siyosatiga qarshilik bildirish bilan birga Kanada parlamenti Kengash palatasini Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini e'tirof qilishga chaqirildi ekan. Ilgari xabarimizda berganda Kanada Kengash palatasida mazkur qaror loyihasining rad qilinishida Kanada Kengash Palatasının Xitay milletinden bolgan azası Hu Yuanbao halkılık rol oynagan idi. O parlamentte mezkur kararga avaz koyuluştun burun söz kılıp, Kanada'nın mı burun yerlik halklarını kemistkenliki, şunu Xitay dairlerinin Uyghurlarga ziyankeşlik kılışını tenkitle salahiyeti yokluğunu ilgiri sürgen idi. Şunlıkla onundan ilgiri Xitay BDT'de söz kılıp, Kanada'nın yerlik halklarını azgenliki, BDT'nin Kanada'da tekşürüş elip berişini talep kılıp bildirilgan idi. Öz vaqtida Kanada başministri Justin Trudeau Xitoyga darhol inkas qaytirib, Kanadaning o'tmishdagi xatoligini e'tirof qilganligi, uning qayta yarashish komiteti qurib, bu xatoligini tuzatishga kirishganligi, biroq Xitoyning Uyg'urlarga qarata sodir qilgan jinoyatlarini e'tirof qilishni rad qilayotganligini bildirgan edi. Turkiya shoirlari Sharq Turkistonni qo'llaydiganligini bildirib, bayonot e'lon qildi. Qarar gazetinin 7 iyuldagi xabarida bildirilishicha, Turkiyaning har qaysi joylaridan 88 shoir va shoira Xitoy rejimiga qarshi birlashma chaqiriqqa imzo qo'yib, Xitoyning Sharqi Turkistondagi Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va O'zbeklarga qaratilgan irqiy va madaniyat qirg'inchiligini darhol to'xtatishni talab qildi va Xitoyga chaqiriq e'lon qilib, inson izzat-hurmatini dafsanda qiladigan barliq harakatlaringlar sababli
Sharqi Turkiston xalqidan va butun insoniyatdan kechirim so'ranglar degan xitobda bo'ldi. Sharqi Turkistondagi ziyonkashlikni to'xtatish uchun o'rnidan turgan Turkiya shoirlari Xitoy rejimini Sharqi Turkiston xalqi va insoniyatdan kechirim so'rashga chaqirdi. Bolalar fondi jamiyati, dunyo bolalar elchixonasi, insoniyat mudofaa liniyasi qarmoqida jam bo'lgan 88 shoir va shoira imzo qo'ygan Turkiya shoirlarining Xitoy rejimiga qilgan chaqiriqi nomli birlashma maktub Türkçe, Xitaycı ve İngilizce tillerde ilan kılındı. Mektupta Şarkı Türkistan'da sistemilik yolu koyulguan irqi ve medeniyet kırgıncılığı aldıda sükü tuturgan devletler, Birleşken Devletler Teşkilatı'nı karışlık teşkilatlar ve dünyadaki Xitay lobisi kontrollüğündeki kişilik hukuk teşkilatları agahlandırılgan. Mezkur çakırık teksti halkara taratkularga Birleşken Devletler Teşkilatı'nı karışlık teşkilatlarga, kişilik hukuk teşkilatlarga ve Türkiye'de elçihanısı bar devletlerinin vekillerine evetildi. Bolalar fondi jamiyatining raisi, dunyo bolalar elchixonasi bayonotchisi shoir Mustafa Ruhi Shirin chaqiriqqa munosabatlik so'z qilib, dunyo sistemasi 21-chi asrning birinchi bosqichida kishilik huquq tapsandichiligini hal qila olmay, chorasizlik va umidsizlik ichida turmoqda. Turkiya shoirlari insoniyatning izzat-hurmati yo'q qilinishga va daxli taruz qilishga uchrayotgan har yer uchun insoniyatning o'rnidan dasturishi kerakligini o'tirg'i qo'ydi. Dünyanın qeyrindaşlıqı, tınışlıqı və bəxtisi adeti üçün dünyadaki barlıq şairlərini məsumlar öldürülməkçi bolğan hər bir cayda və Şərqi Türkistanda avazını anlatışını ümit qılımız digərlərini bildirdi. Məzkur 88 şair və şairənin köpüncisi bu qatımqı çakırıq haqqıda ayrım-ayrım söz qılğan bolub, Xitayının vətinimizdə elib berivatqan cinayətləri küçülük əyiblənən. Şairə Nurgül Ulu xanım uyğurlar haqqıda Xitayğa xitab qılıb, İnsan izzet hürmetini depsende kılıdığan barlık hareketlerinler sebeplik Şarkı Türkistan halkıdın ve bütün insaniyetin keçirim soranlar. Şunu unutmaslıkınlar gerek ki kuyaş hemme ademge okşaş uzaklıkta ve hemimiz okşaş kuyaşka karayımız. Siler Şarkı Türkistanlıklarına elip bir vatkan zulüm ve ahu periyatlarını yeziş üçün bütün dünyadaki kalem kağızdan mı yetmeydiğallıkını yakşı bilişenler gerek digerlerini yazgan. Növete Türkiye'nin her kaysı sahalardaki tunulgan şahıslarının Şarkı Türkistan meselesine tutkan polisiyesi de zor ilgirleş bulmakta. Amerika bilen Fransiya alahide hareket sahası da hemkarlık gelişimi tüzdü. Amerika ve Fransiya devlet müdafiye ministerleri alahide hareket sahası da hemkarlık gelişimi imzaladı. Amerika devlet müdafiye ministeri Lloyd Austin ve Fransiya devlet müdafiye ministeri Florencia Parly Amerika Devlet Müdafiye Ministerliği 5 burçaklık binada bir yerge jam bolup, Amerika ve Fransiyanın alahide hareket sahasidagi hemkarlığını aşırışının yol haritasiga imza koydu. Yığından keyin 5 burçaklık binadan elan kılınan yazım bayanatta, Devlet Müdafiye Ministeri Lloyd Austin, bugün hükümetimiz bilen armiyimiz otursidagi çunqur hemkarlığını qayta ta'kidlash üçün 5 burçaklık binada Fransiya Devlet Müdafiye Ministeri Florencia Parly bilen körüştü deyildi. Bayanata iki devletin Otur Şarık ve Afrika'daki hemkarlıkına mı müzakere kılınganlıkı eskertilip, Minister Austin devlet müdafiye stratejisini öz içine alan ve közden keçirilgen stratejilik temalarda Fransiya ve Şimali Atlantik Ekti Teşkilatı'daki ihtibaktaşları bilen müzakirini devamlaştırışı vədi verdi deyildi. Minister Parlimo bayanatıda yakında Amerika Prezidenti Joe Biden katlaşkan Şimali Atlantik Ekti Teşkilatı başlıklar yığınığı dikkatini tartıp, Amerika'nın Şimali Atlantik Ekti Teşkilatı'daki ihtibaktaşları ve Avrupa İhtibakı'daki şirikleri bilen kaydedin canlanan hemkarlık nişallarını medhileydi gallakını bildirdi. Minister Austin bilen Minister Parly'nin müzakirleri Amerika ve Fransiyanın alahide hareket sahasıdaki hemkarlıkını aşırış yolu haritesine imza koyuş mürasim bilen ahırlaştı. Rusya Afganistan'ın işlerine aralaşmaydı gallakını bildirdi. Rusya Tashqi ishlar ministri Sergey Lavrov Afganistondagi vaziyatning andishi paydo qilayotganligini eskertib, Rusya o'zgarishlar Afganiston zaminida yuz bergan ahvolda hech nima qilmaydi dedi. U Moskvada Hindiston Tashqi ishlar ministri Subrahmanyam Jashankar bilan ko'rishgandan keyin axborot e'lon qildi. U Afganistonda to'qinishlarning davomlashayotganligini bildirib, Afganistonda yuz berayotganlar bizni faqat ittifoqdoshlarimizning zaminiga masalalarning tarqalishi nuqtasidan andishiga soladi dedi. O, Taliban'ın Tacikistan ve İran çigralarındaki kontrol noktalarını kolga kirguzgarlıkını bildirip, Rusya özgürüşler pekat Afganistan ziminde yüzbergen ehval aslı da hiç nimi kılmaydı.
barlıq Afganistanlıqlar qollagan siyasi musafanın baldırraq başlanışı üçün çaqırı qilishdan başqa iş qilmaymiz dedi. Hindiston tashqi ishlar ministri Subrahmanyam Jashankar Afganistandagi zo'ravonliklarni oxirlashtirishning zarur ekanligini ta'kidlab, chunki bu zo'ravonliklar ham Afganistonga hamda qo'shin davlatlarga ta'sir qiladi. Hindiston bilan Rossiya uchun u yerdagi musobaqaning iqtisodiy, ijtimoiy va demokratik nuqtadan ilgirlashi intayin muhim dedi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarimiz mushada oxirlashdi. Inshaalloh atki xabarimizni ko'rishguncha sizlarni janobi Alloh topshiramiz. Shunaqa program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum va rahmatullohi.